Niye bir parantez açalım şimdi? Çünkü hala o 230'lardaki can kaybı sürüyor. Dün 232 can kaybı gerçekleşmişti. Bugün baktığımızda son verilerde 230'u görüyoruz. Vaka sayıları da artıyor. Bir diğer taraftan okulların açılmasına da az bir süre kaldı. Nasıl bir tablo var? Hepsini konuşacağız. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Osman Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. İsterseniz okullarla başlayalım. Herkesin merak konusu günlerdir, aylardır acaba işte yüz yüze eğitim bir sıkıntıya uğrayacak mı diye söyleniyordu. Artık çalışmalar olmayacağı yönünde, yani yüz yüze eğitim olacak. Amaları var bu işin. Bir taraftan aşıyla ilgili tereddütler devam ederken diğer taraftan işte acaba okullar açıldıktan sonra vaka sayılarında yine bir artış olacak mı ve yine yeni kapanmalar olur mu? Acaba okul açıldıktan sonra bir aksama yaşanır mı diye bazı kaygılar var. Ne dersiniz? Şimdi aslında bu sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın sorunu. Ve tabii buradaki yol göstericimiz de yine bilim ve bilimsel veriler olmalı. Gerçekten de bakıldığı zaman bizim yol göstericimiz bilim ve elimizdeki bilimsel veriler şunu gösteriyor. Hızlı bir aşılanmayı olabildiğince yapmalıyız. Ama bunu yaparken de gerçekten aşıların %100 her şeyi çözmeyeceğini de bilmeliyiz. Yani benim bilim bizi kandırıyor mu diye bir kitabım var. Orada çok net anlattım. Yani bilim ikame edilemez bir şey. Öyle olduğu zaman bizim bilimin yolundan devam etmemiz lazım. Ve geleceğe yatırımı da devam ettirmemiz lazım. Öyle baktığınız zaman her şeyden öncelikli olan eğitim. Ve dolayısıyla Türkiye'de eğitimi normalleştirmeliyiz. Ama sizin değindiğiniz gibi bu işin amaları var. O amaları da yerine getirmeliyiz. Yapılmış çalışmalar var. Mesela sınıflarda pencereyi açtığınız zaman, yani bir havalandırma sağladığınızda sadece pencereyi açarak bulaş riskini neredeyse 14 kat azaltıyorsunuz. Sağlam bir maske politikası izler ve maske takmasını sağlarsanız öğrencilerin 8 kat azaltıyorsunuz. Yani bilimsel veriler bunu gösteriyor. Hatta şöyle yapılmış çalışmalar var. Yani HEPA filtre, çok özel filtrelerle havayı uçaklarda olduğu gibi yeniler, pencere açma gibi bir takım aktiviteler yapar, maskeyi de takarsanız riski 30 kata kadar azaltabiliyorsunuz. Yani bir yandan bunları yapmalıyız. Bir yandan eğitimde normalleşmeliyiz. Bence eğitim her şeyden önce normalleşmesi gereken bir şey. Çok uzun kapalı kaldık. Öyle bakıldığı zaman, yani her çocuğun, gencin eğitiminden 1,5-2 yıl çaldık aslında. Öyle baktığınız zaman bu sürenin daha uzun olması beklenemez. Anne babalara ne gibi tavsiyeniz olur? Çünkü bu soruyu sorarken dahi bizi izleyenlerden bazı anne babaların işte o benim diyeceğini tahmin ediyorum. Okula giderken tıpkı pandeminin ilk başında olduğu gibi nasıl sebzeleri, meyveleri bile işte sabunla yıkıyorsak aynı öyle bir tablo sanki ortaya çıkacak. Anne baba çocuğunu okula gönderirken tedirgin olacak. Belki işte temizlikle ilgili bazı şeyler sıkıntılı bir şekilde yapılacak. Ne yapmalılar? Nasıl bir çözüm, önlem o çocuklarını korumak için almalılar? Bir kere önce ev ortamındaki herkesin aşılı olması lazım. Hem diğer çocukların güvenliğini sağlamak için hem de kendi çocuklarını korumak için. Bu önemli bir şey. İlk söyleyeceğim şey bu. İkincisi, çocuklarına bu konuda gerçekten yeterince bir eğitim vermeleri lazım. Özellikle fiziksel mesafe ve maskenin korunmasıyla ilgili. El hijyeninin altını mutlaka iyi çizmeleri lazım. Ve onlar da bu eğitimin sürmesi gerektiğini ve artık çocukları evde tutamayacağımızı iyi görmeleri ve iyi anlamaları lazım. Öğretmenler için de bir tavsiyeniz olur mu? Çünkü bir yandan en fazla görev herhalde onlara düşüyor. Şimdi ne kadar mesafe desek de çocuklar 2 yıldır sizin de az önce bahsettiğiniz gibi arkadaşlarıyla oyun oynamayı da özlediler, okula gitmeyi de özlediler. Dolayısıyla çok sanki o fiziki mesafenin korunabilmesi mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Ama maske ile ilgili bir uyarımı yapmadılar. Yoksa işte yeni bu yaşam tarzımıza ilişkin bazı uyarılarda mı bulunmalılar? Öğretmenler ne yapmalı çocukları kontrol ederken? Aslında öğretmenler önce aşı konusunda ikna olmalı. Çünkü Türkiye'de hala eğitim sektöründe çalışan öğretmenler ve diğer çalışanların bile aşı konusunda çok ikna olamadıklarını, hatta bazılarının gerçekten aşıya keskin bir karşı çıkışları olduğunu da görüyoruz.
Bu bizim bence Türkiye'de şu anda yaşadığımız en önemli sorunlardan biri aşı karşıtlığı. Ben yine Bilim Bizi Kandırıyor mu kitabında çok uzun yazdım. Yani bu aşı karşıtlığı yeni başlamış bir şey değil. Ta çiçek aşısından beri var olan bir şey. Ve gerçekten Dünya Sağlık Örgütü de bunu son 10 yılın en büyük sağlık tehditlerinden biri olarak göstermişti. 2019 yılında daha pandemi çıkmadan. Önce sağlık personelini, eğitim personelinin gerçekten sağlam aşılanması lazım. Bu çok önemli bir şey. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa bizim, sizlerin, işte lokal fikir liderlerinin, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın, devletin bu konuda elinden geleni yapması lazım. Bu PCR testi yapılması da mesela ne kadar tepki çekti hatırlıyorsunuz. Ama bir yandan da bunları yapmak zorundayız. Bu Ama bu bir tepki iki demokratik taraflı hocam. Bir hakkın. yandan da ücretsiz olmasına tepki var. Çünkü ücretli olsun ki Evet. aşıya biraz daha teşvik etsin diyenler de az değil. Ya dünyada bunun örnekleri var. İsrail mesela ücretli yapıyor. Yani burada yine bence bir orta yol bulundu iyi kötü. Ama bu konuda birazcık daha şöyle düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani burada bu bir savaş değil. Bu bir karşı karşıya geliş hali değil. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ister aşıya karşı olsun, ister fanatik aşı karşıtı olsun, herkesin sağlığını korumakla yükümlüyüz. Ve herkese bu eğitimi ve bilgiyi vermekle yükümlüyüz. Bizim onlarla bir kavgamız yok. Ama ne yazık ki onların bizimle bir kavgası var gibi gözüküyor. Yani birazcık bu sert söylemleri yapanları da uyarmak ve bir şekilde kontrol etmek lazım. Yani Şimdi insanların aşıya kaygı duymalarını anlıyorum. Çünkü Türkiye'nin yeterince bir bilim toplumu olamadığını düşünüyorum ben. Bilim toplumu olan ülkelerde de bu tür karşı çıkışları var ama daha onların sesleri daha kolay kesilebiliyor. Bir de gerçekten diğer ülkeler bizden çok daha radikal önlemler aldılar aşı karşıtlarını baskı ve kontrol altına almak için. Burada biraz ayırmak gerekiyor galiba. Kararsızlar ve karşıtlar diye ikisini nasıl ikna Aynen. edeceğiz diye Çok haklısın. sormak gerekiyor. Çünkü örneğin şimdi bu yayını yaparken sosyal medyaya girip baksam ki sonrasında baktığımda hep aynı şey oluyor. Örneğin sizin için yargılanacağınızı işte benim için ilaç şirketlerinden ya da aşı şirketlerinden fonlandığımızı falan yazıyorlar. Mesela bunun ikna olma ihtimali sıfır gibi geliyor bana. Yani onu nasıl ikna etmek nasıl bir yöntemle olacak ya da bir zorunluluk haline mi getirecek? Sadece PCR değil de aşı zorunluluğu mu olacak? Çünkü o belli ki ikna olmayacak. Diğer taraftan hakikaten bununla ilgili örneğin işte hamilelerde ya da ilk başta çıktığında bazı tereddütler yaşayan, hakikaten samimi olarak bu tereddütü yaşayan insanlar olmuştu. Onların zaten bir kısmı ikna yoluyla ya da gerçekleri gördükçe ya da ölü sayısının bu kadar arttığını gördükçe gidip aşılarını yaptırıyorlar. Kararsızlara ne yapmalı? Siz yargılanacaksınız diyenlere ne yapmalı? Yani yargılanacaksınız ve benzeri söylemleri söyleyenlere ben hiçbir yanıt vermiyorum. Yani burada şöyle bir şey var. Hep vurgu yapıyorum ama yine yapmadan duramayacağım. Kitapta bunu çok net anlattım. Şöyle bir şey var. Yani insanların bilimin güdümlü olduğuna bir inanışları var ve bilimi kullanarak insanların kontrol altına alındığı ve yönetildiği ile ilişkili bir inanışları var. Ama bu inanışların da rasyonel bir temele bilgi eksikliğinden, eğitimsizliklerden oturtamama halleri var. Bu bir paranoyak denilebilir bir karşı tepkiye neden oluyor. Bundan çıkışın yolu gerçekten yine bilime sahip çıkmak. Yani hem güdümlü olduğunu iddia ettikleri ki hiç olmadığını söylemiyorum. Bilime karşı gerçek bilimi savunmak, hem bu bilim dışılığa karşı yine gerçek bilimi savunmak. Yani gerçek bilimin verileri ortada. Aşı her şeyi çözmüyor. Bunu söylemek zorundayız. Aşı karşıtları aşı işe yaramaz dedikçe biz hayır aşı her şeyi çözer gibi bir söyleme giriyoruz. Bu da yanlış. Florida'da mesela şimdi iki doz BioNTech yapılanlar yaklaşık yatanların %20'sini falan oluşturmaya başladı. Ortada bir sorun var. Ama ne yazık ki bilim ikame edilen şey. Yerine koyabileceğimiz başka bir yöntem yok. Biz bilimi olabildiğince halk yararına ve objektif kullanmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. O nedenle aslında çok derin bir fikir ayrılığımız olduğunu da düşünmüyorum. Ben herkesi bu pandemiden çıkmak için bilimin saflarına çağırıyorum.
Burada bu aşı karşıtlığıyla ilgili şunun olumlu bir etkisi olur mu? Amerika'nın işte Fed'in bununla ilgili bir FDA'nın daha doğrusu onaylaması. BioNTech tam onay olan ilk aşı oldu. Dolayısıyla o akıllardaki soru işaretlerini evet. biraz daha kaldırır mı? Ne dersiniz? Yani şimdi bu aşılarla insanlara çip takıldığını iddia edenlerin FDA'nın kalıcı onay vermesine çok aldıracaklarını düşünmüyorum şimdi doğrusu söylemek gerekirse. Burada böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani FDA her zaman doğruyu yapmıyor. FDA yanılıyor, pandemide de yanıldı. Dünya Sağlık Örgütü yanılabiliyor, pandemide de yanıldı. Ama bilim her zaman net ve mutlak doğruyu söyleyemeyebiliyor ama bunun yerine koyabileceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu kurumlara güvenmek zorundayız. Ve FDA dünyada bu anlamda en güvenilir kurumlardan biridir şu gün. Yani %100 demiyorum ama en güvenilir kurumlardan biridir. Dolayısıyla her yaş grubuna aşılama onayı vermiş olması çok önemli bir şey. Yani 12 yaş üstünü kastederek söylüyorum. Ve benzer şekilde 3. doza onay vermesi yine kabul edilebilir bir şey diye düşünüyorum. Yani böyle baktığınız zaman dediğim gibi yani burada bilimin gereklerini yerine getirmek lazım. Pandemiden kurtuluşun başka bir yolu yok. Yani buna karşı çıkanların, ben her zaman bunu söylüyorum ve bilimin de gücü buradan geliyor. Buna doğrudan karşı çıkanların bilimin yerine koyabilecekleri bir alternatif modelleri yok. Yani aşı yaptırmayalım. Peki o zaman ne yapalım? Yani insanların her gün 200'er ölmesini mi bekleyelim? Yani Türkiye'de her gün bir uçak düşüyor. Yani gerçekten hatırlıyorsunuz Türkiye'de bir uçak kazası olsa günlerce konuşuyoruz. Her gün 200 kişi kaybediyoruz. Alıştık sanki o verilere. Şimdi bunu evet. biraz daha yine aşıyla son olarak soracağım. Vaktinizin kalmadığını biliyorum ama şu soruyu da sormama müsaade edin lütfen. 20 bin civarında devam ediyor uzun süredir vaka sayısı. Ve insanların aklında şu soru var. Artmıyor vakalar. 20 binden daha fazla artmıyor. Eskisi gibi işte 60 bin lira 70 bin lira çıkmıyor. Ama 200'den fazla her gün ölü var. İşte sizin bahsettiğiniz gibi her gün bir uçak düşüyor. Bunun tam olarak sebebi aşısızlık değil mi hocam? Bunun bir kere daha altını çizmek lazım. Sebeplerinden biri aşısızlık. En önemli sebebi aşısızlık. Yani bunun altını ben de çizerek söylüyorum. En önemli sebebi aşısızlık. Yani aşılanarak binlerce insanın hayatını kurtarmak mümkün. Bir de şunu söyleyelim isterseniz. Evet bu aşısızlık en önemli sebeplerinden bir tanesi. Şu da çok söyleniyor son zamanlarda. Özellikle işte COVID'i geçirdim, aşı oldum ama bir kez daha yakalandım. Bu aşının yakalanmakla ya da işte bulaştırmamakla ilgili %100 bir kesinliği yok ve fakat... Hayır, yok tabii. Bu tür örnekler bulabilirsiniz. Aşıyla ilgili önümüzdeki dönem bir takım yan etkiler rapor edilebilir ama bütün bunların hiçbirine güvenmeyip de kendinizi yani mesela miyokardit olma riski 1.1 milyonda 4 iken bu riski göze almayıp %30'larda, 40'larda miyokardit olma riski taşıyan bir enfeksiyona yakalanmamalısınız. Onu çok kastederek söylüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de yayına katkı için. İç hastalıkları uzmanı. Hoşçakalın.